Merhaba gençler. Bir derste daha birlikteyiz. Ve ne yaptık? Şöyle bir gelişimi toparladık aslında. Girizgah olarak toparladık. Sonra dedik ki ya tamam biz bir gelişim anlatıyoruz da bu gelişimi anlatırken bir de şu alanlara minnacık minnacık ya da geniş geniş bir değinelim artık hangisi olacaksa. Bence böyle minnacık minnacık değil de yeteri kadar değinelim. Olur mu? Ve ilk olarak ne işleyeceğiz? Fiziksel gelişim işleyeceğiz. Fiziksel gelişim 5 başlıkta incelenecek. Doğum öncesi, bebeklik, ilk çocukluk, son çocukluk ve ergenlik olmak üzere 5 başlıkta inceleyeceğiz. Hatırlar mısınız? Büyüme kavramını da bu 5 başlık içerisinde almıştık. Aynı mantığın uzantısı olarak aslında görülebilir bu durum. Ve o yüzden yavaş yavaş başlayalım. İlk olarak doğum öncesi dönem, zaten en uzun işleyeceğimiz dönem de bu olacak arkadaşlarım. Doğum öncesi dönemde ne yapıverelim? Başlayıverelim. Doğum öncesi dönem, sevgili arkadaşlarım, bu süreçte bakalım hangi özelliklere sahip olacak. Şunu kısa bakmayı bir koyayım. Şimdi arkadaşlarım, doğum öncesi dönem büyüme ve gelişmenin en etkili olduğu birinci dönemdir. En etkili değil ve en hızlı olduğu. En hızlı olduğu birinci dönemdir. Tamam, dönemdir. Pekala. Büyüme ve gelişme en hızlı neredeymiş? Doğum öncesindeymiş. Daha hızlı bir dönem var mı? Vallahi yok olsa söylerim. Bak sizden saklamam. Aramız iyi çünkü. Şimdi arkadaşlarım, büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu birinci dönem bu dönem. Pekala, bu iş nasıl oluyor? Şimdi, zigot denen işte eşe hücreler var. Zigot oluşuyor. Ve bunları zaten söyleyeceğiz. Sonra embriyo ve fetüs tabakasıyla süreci tamamlayacağız. Daha ondan önce bir özellik söyleyelim. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir şey çizelim. İnsanda toplam 46 tane kromozom var. Tamam mı? Bunlar kimden geliyor? Annecikten geliyor ve babacığımızdan geliyor. Babama babacığım desem ya beni keserdi Allah rahmet eylesin. Babacığım yazdım bakar mısın? Anne ve neyden geliyor? Babadan geliyor. Annede kaç tane kromozom var? 23. Babada kaç tane kromozom var? 23. Bunlar nasıl ayrılıyor? 22'ye 1. 22'ye 1. 22'si nedir? Otozom. Bir tanesi nedir? Gonozom. 22 otozom babacıkta var, 22 otozom annecikte var. Ve bunların birer tanesi ne oluyor? Gonozom oluyor. Evet, otozom var ve gonozomların genel adı nedir? Kromozomdur arkadaşlarım. Kromozomlar yani genlerdir. Oldu mu gençler? Böyle ifade ediyoruz. Şimdi bak ne olursa olsun 46'yı bulacaksın. Anne babadan toplam 46 kromozom gelir. Doğru. Anne ve babadan 23 çift kromozom gelir. Doğru. Anne ve babadan 23'er tane kromozom gelir. Doğru. Anne babadan 23'er çift kromozom gelir. Töbe yanlış. Olmaz. 23'er çift dersek 46 46 96 olur. Ya da 92 olur. Kromozom patlamasından yallah. Olmaz. Tamam buna dikkat ediyorsun. Bunlara dikkat et. Ama sağlıklı bir insanda 46 kromozom bulunur. Doğru. Fakat her 46 kromozom sağlıklılık göstergesi değildir. Bir insanda 45 kromozom da bulunabilir. 47 kromozom da bulunabilir arkadaşlarım. Bunlar da olabilirlik üzerine kurulu istemlerimiz ve sistemlerimizdir. Annedeki gonozom XX. Babadaki gonozom XY. Anneden X'i aldık. Babadan X'i aldık. Çocuk ne oldu? Kız. Anneden X'i aldık. Babadan Y'yi aldık. Çocuk ne oldu? Erkek. Arkadaşım bak beni yanlış anlama kurban olayım ya vallahi yanlış anlama bak. Cinsiyetin oluşumunda anne ve baba gonozomu birlikte etkilidir doğru. Çünkü annenin X olmasa kromozom sayısı 45'e düşer ve cinsiyet kromozomları yaşamsal öneme sahiptir. Oldu mu gonozomlar yaşamsal öneme sahiptir. O yüzden annenin X olacak ama peşin peşin var o. Yani o değişmiyor. Fakat cinsiyetin oluşumunda baba gonozomu anne gonozomuna göre belirleyicidir. Baba gonozomu
anne gonozomuna göre belirleyicidir. E ne demek bu? Demek ki daha belirleyici olan babadır. Ama annenin gonozomu olmadan kesinlikle ve kesinlikle çocuk olmaz. Olmaz öyle bir şey. O çünkü o eşleşim söz konusudur. X'in kırmızısı anne, X'in siyahı babadır. X'in kırmızısı anne, Y'nin siyahı babadır. Değişkeni üzerinde bulunduran baba bu özelliğe sahiptir. Oldu mu gençler? Bunlara kesin olarak dikkat ediyorsunuz. Otozom, cinsiyetin haricindeki bütün kalıtsal yapıları inceler. Otozom, cinsiyetin haricindeki bütün kalıtsal yapıları ne yapıyor? İnceliyor. Gonozomsa cinsiyettir. Cinsiyet ne zaman belirlenir? Bunu genelde dördüncü ay diyorsunuz. Hayır ya, döllenmeyle belirlenir. Anne yumurtası, baba işte spermiyle buluşuyor ve cinsiyet, döllenme gerçekleşiyor ve cinsiyet oluştu. Çünkü o aktarım, o birleşimde zaten şey var. Bu kromozomlar ve bunlardan biri de gonozom zaten. Oradan belirleniyor ama biz görüyoruz ya da anlıyoruz ifadesi 3,5-4 ay. İşte kızı ne oldu? Baby shower mı diyorlardı? Bir şey diyorlar. Biz eskiler bilmiyoruz. Böyle patlatıyorlar falan, seviniyorlar. Oo, neler neler çıktı neler. Biz eskiden ne olun olacaktı? İyi tamam deyip devam ediyorduk hayata. Biz eskiler farklı bakıyoruz hayata belki de. Sevgili kardeşlerim işte bu böyle. Tamam, anlaştık değil mi buralarda? Vallahi anlaşalım. Şimdi bak. Bir de şeyler var. Genlerin özelliği var. Bu genleri şöyle bir çizgiyle ayıralım da şöyle bir daha güzel yazayım. Ya, tövbe, ya özür diliyorum, güzel dedim. Şimdi arkadaşlarım, dominant genler var ve çekinik genler var. Dominant genler. Bir de ne var? Çekinik genler. Dominant genler baskın genlerdir. Çekinik genlerse resesif genlerdir. Arkadaşlarım burada beni iyi dinle lütfen. Çok iyi dinle. Dinliyor ne mi? Bak görüyorum ha, dinliyor. Şu telefonları bırak bakayım. Ha, şimdi derse bak. Şimdi bak. Dominant genler anne ve babadan gelir. Vallahi doğru, sıkıntı yok. Çekinik genler de anne ve babadan gelir. Bunda da sıkıntı yok. E tamam, kabul. Bunda da sıkıntı yok. Kimseye itiraz etmiyor. Fakat bir özelliği var. Anne veya babada bulunması yeterli. Anne ve babanın her ikisinde bulunması yeterli. Ve ikisi veya ayrıştırıyor, biliyorsunuz orada. Yani dominant bir özellik, örneğin kıvırcık saçlılık, anne veya babada olsun yeter. Resim yeteneği anne veya babası olsun yeter. Müzik yeteneği anne veya babada olsun yeter. Bilmem ne yeteneği anne veya babada olsun yeter. Kara kaşlılık anne veya babada olsun yeter. Kahverengi gözlülük anne veya babada olsun yeter. Yeter ya, bu dominant özellik. Fakat çekinik öyle değil. Anne ve babanın her ikisinde de olacak. Olmazsa ne olur? Olmaz. Olmaz. Düz saçlılık her iki ebeveyninde olacak. Renkli gözlülük her iki ebeveynin kalıtımında olacak, genotipinde olacak. Ha. Yani şöyle düşünme. Ben yeşil gözlüyüm, annem kahverengi gözlü, babam yeşil gözlü, anam benim anam değil. Ya öyle bir şey değil. Annenin kalıtımında bu var. Mesela ben yeşil gözlüyüm. Babam yeşil gözlüydü, annem kahverengi gözlü. Bu benim anam değil, olay değil. Annemin genotipinde bu özellik vardır. Yani kalıtsal bir şüpheleniyorsan git DNA testi yaptı. Ne bileyim yani. Hani her şeyden şüphelenme tabii ki. Böyle bir şey yok yani. Bu bir böyle bir hayat değil. O yüzden anne veya babanın genotipinde bulunan bir özellik ikisinde de olacak ki çekinik özellik, sarı saçlılık, düz saçlılık, renkli gözlülük o dominant, özür diliyorum, çekinik özellik devreye girsin. Mesele anlaşıldı değil mi? Bunlara kesin olarak dikkat ediyorsun, yoksa sıkıntıya girersin. Ha. O yüzden bu özellikle bizim için ve veya hikayesinde önemli, çok önemli yorum sorularıdır. Sakın ha bu noktada hata yapma. Ne güzel oldu ya, şiir gibi böyle. Serdar Özal şarkısı böyle ya, arkadan şeyler geliyor falan. Bunlara dikkat et. Şimdi dominant şey vardı ya, yıllar önce, birçoğunuzun aklı yetmez buna, çocuktunuz. Zencefil ana babadan sarı saçlı mavi gözlü bir çocuk dünyaya geldi. Tövbe aşağı. Ya bu kalıtım ya aldatım dediler o zaman. La havle ve la kuvvete illa billahül aliyyül azim. Adam imana getiriyor. Öyle bir hata gibi gözüküyor. La adam inanmıyor doğal olarak. Sonra geçmişe döndüler. DNA testi yaptılar çocuk. Bunların ta yedi göbek ötede ikisinin de kalıtımında sarı saçlı mavi gözlü armağanlıkından ebeveynlere rastladılar. Biliyor musun? Valla. Ondan sonra Taşımışlar, işte bir araya gelmiş, evlenmişler. Çekinik bir özellik çocukta. Sarı saç, mavi gözlü, harika bir
çikolata renkli çocuğa dönüşmüş falan filan. İşte bakın, çekinik özellikler bu şekilde ancak olabilir. Birinde yok olsa kesinlikle ebeveyn olmaz. Yanlış olur arkadaşlarım. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Şimdi bu özellikler tamam. Şimdi doğum öncesi dönem 3 alt başlıkta inceleniyor arkadaşlarım. Doğum öncesi dönemin alt başlıkları, alt bölümleri. Doğum öncesi dönemin bölümleri. 1. Ovum, tohum dönemi. Kaç oluyor? 0-2 hafta. Gençler, erkekler 40 hafta kadar, kızlar 39 hafta kadar işte anne karnında duruyor. Yani normal şartlarda bu 39-40 hafta, 41 haftaya kadar çıkabiliyor. Ovum tohum dönemi arkadaşlarım. Zigot adındaki organizma mitoz bölünmeyle çoğalır. Zigot adındaki organizma mitoz bölünmeyle çoğalır. Arkadaşım, çoğalır, büyüme olur. Mayoz değil, mitoz. Tek hücreli organizma. Burada organizma nedir? Tek hücrelidir. Başlangıçta tek hücreli. Büyür kuyu çoğalır. Sonra işte ilk iki hafta başka hiçbir şey yok. Dönemin adı ovum, tohum dönemi, organizmanın adı zigot. Ya böyle bir uç soru sorulur mu? Bilmiyorum. Yani ÖSYM ne sorar? Bilemem. ÖSYM bir şey sorar. Biz de bunu atölyede işleriz değil mi? Ne yaparız? Deriz biz. Deriz ki dönemin adı ovum, tohum dönemi, organizmanın adı zigot. Atölyede işlenir, ÖSYM sorar. Bak ne güzel. Süper. Peki ne olacak arkadaşlarım? Bu şekilde ifade edeceğiz ve bunları değerlendirmiş olacağız. Mitoz bölünme burada karşımızda duruveriyor. Çok önemli ve sadece büyüme oluyor. Başka bir şey yok, biliyor musun bu dönemde? Ya çok detayları vardır okul öncesi alanda falan. Bizi çok bağlamıyor. Ben bu kadar detayı soracaklarına inanmıyorum. İnanmadığım şeyi anlatmıyorum. Sürpriz gelmez inşallah. Öyle diyelim, yapacak başka bir şey yok ki. 2. Embriyo dönemi. Embriyo dönemi 2 hafta ile 8 hafta arasında gerçekleşiyor. 2. haftadan itibaren 8. haftaya kadar. Şimdi şöyle bir ifade kullanalım. Organizmaya oğulcuk adı verilir. Oğulcuk adı verilir arkadaşlarım. Ne deniyormuş? Oğulcuk deniyormuş. Doğru mu arkadaşlarım? Oğulcuk ifadesi ne yapıyor? Kullanılıyor. Bu şekilde. Organizma adları önemli. Organizma oğulcuk dönemi adı embriyo. Organizma zigot dönemi adı ovum tohum. Bak dikkat et mi bunlara? Lütfen rica ediyorum. Şimdi organizmaya oğulcuk adı veriliyor ve bir şey oluyor. Temel organlar ayrımlaşmaya ve biçimlenmeye başlıyor. Temel organlar ayrımlaşmaya ve biçimlenmeye başlar. Temel organlar ayrımlaşmaya ve biçimlenmeye başlar. Tabakalar oluşur. Genç kardeşlerim, bu tabakalar 3 tane. Biraz sonra geleceğim, tamam. Vallahi bak az sabret, geliyorum. Yoldayım geliyorum. Şimdi ama ondan önce bir şey demem lazım. Bir, görev yapmaya başlayan bir şey var. O ne? Kalp. 3. haftada ya da 2. haftanın sonunda, öyle de diyebilir. 3. hafta kalp görevini yapmaya başlar. Kalp görevini yapmaya başlar. O zaman görevini yapmaya başlayan ilk organ kalptir. Görevini yapmaya başlayan ilk organ kalptir. 3. hafta yapıyor bunu. Buna da dikkat etmen gerekiyor. Tamam mı? Bunlara dikkat et tabii. Ve burada tabakalar oluşur. Tabakalara bakalım şimdi. Tabakalar.
1, 2, 3. Endoderm, mezoderm ve ektoderm var değil mi? Endoderm, mezoderm ve ektoderm diye 3 tabaka var. Evet. Şimdi ezber biliyor musun? Başka bir şey değil. Endoderm iç tabakadır. Mezoderm orta tabakadır ve ektoderm dış tabakadır. Diyor mu? Detay olarak algılayabiliriz. Her detayı anlatmıyorum ama bazılarını söylüyorum. Endodermde iç organlar, iç bak gördün, yakala, solunum ve sindirim sistemi oluşur. Tamam. Mezodermde kas, S olmayan her şey aslında, kas, iskelet, dolaşım sisteminin tabakası oluşur. Ektodermde deri dıştadır, çıplak gözle görülür. Saç dıştadır, çıplak gözle görülür. Duyu organları dıştadır, çıplak gözle görülür. Sinir sistemi çıplak gözle. Hemen bak, ellerine bak şimdi böyle ben bakıyorum. Bak ha vallahi bakıyorum. Orada bir minnacık sinirler var. Serkan sen de bak, sen de görün kardeş. Hani bakma da bak. Şimdi, benim sinirde ne kadar sinirli bir adamım. Gördün espriyi, yakal orada. Duyu organları ve sinir sistemi oluşur. Gençler ezberinize alacaksınız. Bak. Solunum sindirim S ile başlayanlar sinir hariç ve iç endodermde bak görünen her şey deri, saç, duyu organları ve sinir sistemi ektodermde, kalan her şey de mezodermde şeklinde ezberleyebilirsin. Ya ben öyle ezberledim bilmiyorum. Sen nasıl bir yol izlersen ya direkt okuyup ezberleyenler de vardır. Kas, iskelet, dolaşım sistemi vesaire buralardadır. Bak. Demiyorum ki kas sisteminin oluşuyor. Demiyorum ki iskelet sisteminin kendisi, tabakası oluşuyor. Peki bunlardan biri oluşmasa ne? Atıyorum şimdi. Diyelim ki dolaşım sistemi 13. şeyde, kromozomda. Hani orada ya. O insan düşer işte, düşük oluyor ya, öyle oluyor işte. Diyelim ki 11. kromozom kasları, kas olmayan insan ölür. Yani o yüzden en kritik dönemdir. İlk 3 ay en kritik dönemdir. Çevresel uyarıcılara karşı en hassas olduğumuz dönemdir. Yaşamsal alanın en kritik dönemi embriyo ve ovum tohum dönemidir. Tamam arkadaşlarım, bu şekilde ifadeler kullanıyoruz, bu şekilde algılar oluşturuyor, bu şekilde değerlendirmeler yapıyoruz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ezberini alacaksın, embriyo dönemi çok değerli. Daha da genişletilebilir, bilerek genişletmiyorum. Sırada fetüs dönemi var. Tamam, fetüs dönemi var. Fetüs dönemini daha burada işleyelim. Üç, fetüs dönemi. 8. hafta ile 39. hafta, yani 3. ay ile 9. ay arasında gerçekleşiyor. En uzun dönemdir, belli yani. Ve şöyle bir şey var arkadaşlarım burada, organizmaya cenin adı verilir. Cenin adı verilir. Organizma nedir? Cenin adı veriliyor. Şimdi değerli arkadaşlarım, organizmaya cenin adı veriliyor ve o zaman bilgiler ortaya çıkıyor. Değil mi? Organizma adlarına bakalım. Ovum döneminde zigot, embriyo döneminde oğulcuk ve fetüs döneminde cenin olarak nitelendiriliyor. Değil mi? Bunlara böyle bakıyoruz. O zaman dönem adları ovum, tohum, embriyo ve fetüs dönemi. En uzun dönem tabii ki yazalım. En uzun doğum öncesi dönemdir. Doğum öncesi dönemdir. Fena değil, çok uzun bir dönem arkadaşlarım. Tamam. Sonra gelelim. Organizma insan şeklini almıştır. Organizma
insan şeklini almıştır. Kemikleşme başlamıştır. Evet, organizma insan şeklini, hatırlar mısınız? Gelişim genelden özele de demiştim. Hatırla bir ya, lütfen. Ben hatırladım, sen de hatırla. Organizma önce insan şeklini, sonra uzuvlar oluşur demiştik. Bu genelden özellik demiştik. Bak, bunun göstergesi aslında. Tamam mı? Efendim, kemikleşme başlıyor. İlla böyle tok kemik olmuyor. Tamam, kıkırdak yapı oluşuyor. İşte iskelet sisteminin aslında hayata geçiş aşaması olarak karşımızda duruyor. 5. Bir başka özellik. 5. ayda pek çok davranış yapılır. Ya pek çok çocuk için pek çok, biliyor musun? Aslında 3-5 tane davranış var. Ne der biliyor musun burada? Bak, gözü kırpar, duyar, hareket eder, göbek bağından beslenir. Hani bazen çocuklar doğar doğmaz klasik müzik falan dinletiyorlar ya, yahu 5. aydan önce duyma muyma yok. Yok, olmaz. 5. ayda dinletiyorsan ne dinlet? Asıl Müslüm Baba'yı mı dinletiyorsun, klasik müzik mi dinletiyorsun, ne bileyim. Başka şarkıcı da çok bilmiyorum işte, bilmem kimi mi dinletiyorsan ne diyor işte, Justin Bieber'ı mı dinletiyorsun, kimi dinletiyorsan dinlet. Ya da bazıları ben Kur'an okutuyorum hocam, ne diyorsun ki diyor. Ne yaparsan yap, benimle ilgili değil, bu seninle ilgili bir şey. Tamam mı? Ya, gerek yok ama. Duyar ama. Aa, ne dedim? Vallahi bir şey dedim, bak duyar dedim. Şöyle diyorum o zaman, duyar dediğime göre bir şey diyeceğim. Görevini yapmaya başlayan ilk duyu organıdır. Duyu organı işitme duyusudur. Bak arkadaşım, öyle hassas bir ifade ki, görevini yapmaya başlayan ilk organ kalp, görevini yapmaya başlayan ilk duyu organı İşitme duyusudur. Tamam mı? Olaylara böyle bakıver lütfen. Yani vurguların nerede olduğu senin için önemli arkadaşım. Burada tekme atıyor. Geliyorum, bekleyin diyor. Gümbür gümbür geliyorum. Ocağınızı batıracağım diyor. Ben istersem uyuyacaksınız, istersem uyumayacaksınız. Ve altıma yapacağım, temizleyeceksiniz. Beni bırakıp bir yere gidemeyeceksiniz. Anne, sen babama diyordun ya, ben istediğim yere giderim. Hadi git diyecek ana. Baba, kafana göre takılamayacaksın, arkadaşlarla çok gezemeyeceksin, çocuk var evde. Anladın mı? Öyle bir şey geliyor ki senin özgürlüğünü elinden alacak. Vallahi sıkıntılı. Ama yine de çocuk yapın, sıkıntı yok. Çünkü çoğalmamız gerekiyor mantık olarak. O yüzden geliyorum diyor. Sonra 7. ay. 7. ayda dış ortamda yaşayabilir. 7. ayda dış ortamda yaşayabilir. Biz bunlara prematürler diyoruz. Prematüre. Eksik doğumlar olarak karşımıza çıkıyor. Yaşıyorlar, fonksiyonlarını kullanıyorlar. Bağışıklık sistemi biraz zayıf oluyor. Zeka düzeyleri biraz daha fazla oluyor. Her prematürün zeka düzeyi çok güçlü diyemezsin. Her prematürün bağışıklık sistemi zayıf diyemezsin. Küçük doğarlar, gelişebilirler. Herhangi bir sıkıntı yok. Benim yeğenim 1 kilo falan doğdu. Bugün yaşıtlarından çok çok iri ve bağışıklık sistemi falan da iyi. Yani oluyor bunlar arkadaşlarım. 7. ayda dış ortamda yaşayabilir. 9. ayda normal doğum gerçekleşir. Normal doğum gerçekleşir. Artık bakın, gerçekleşir. Şimdi aslında cenin hangi ismi aldı? Bebek ismini aldı doğumla birlikte. Değil mi? Öyle bakmak gerekiyor olaya. Ve buna göre de hareket etmek gerekiyor arkadaşlarım. Bilgili, bakın çok detaya girmedim. Bilerek girmedim. Vermem gerekenleri bana göre verdim. Başka kaynaklarda başka detaylar görebilirsin ya da sorularda görebilirsin. Bu ne benim eksikliğim ne onun fazlalığı. Benim anlattığım yeri o anlatmamışsa ne onun eksikliği ne onun fazlalığı. Böyle bir şey değil. Çünkü çok 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 geniş bir konu. Bu konuyu biyologlar 2 dönemde 3 dönemde işliyor arkadaşlarım. Yani okul öncesi öğretmenlerim ne kadar geniş işliyor falan filan. Anladın? Başka bir şey bu. Ama genelde bu bağlamlar çıkıyor arkadaşlarım. Not. Tüm hormonlar görev yapar ya da çalışmaya başlar. Bu hormonları yöneten de hipofiz bezidir. Tüm hormonlar çalışmaya başlar.
başlar. Hipofiz bezi, tiroid bezi, paratiroid bezi, testosteronlar, östrojenler falanlar filanlar hepsi görev yapmaya başlıyor. Hızlarımızlar var, onu ergenlikte konuşacağız ama tüm hormonlar gelişmeye başlıyor. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Pekala, toparlıyorum. Görevini yapmaya başlayan ilk organ kalp, görevini yapmaya başlayan ilk duyu organı, işitme organı, görevini yapmaya başlayan ilk organ kalp, 3. hafta, ilk duyu organı 5. ay yani 20. haftada gerçekleşiyor. En uzun dönem fetüs dönemidir, en kısa dönem zigot dönemidir arkadaşlarım, ovum tohum dönemidir. En kritik dönem kalbin çalışmasıyla ve tabakaların oluşmasına bağlı embriyo dönemidir. Tüm hormonlar doğum öncesinde görev yapmaya başlar, bu başlangıç embriyo ile birliktedir. Bütün bu hormonları yöneten göç hipofizdir. Ve hormonlar hem kalısal kökenler olan hem de çevresel kökenler olan kavramlardır. Yani hormon kalıtım artı çevre işbirliği sonucunda oluşuyor. İyi beslenme, stresli yaşam hormonları etkiler. Kalısal bir takım problemler hormonları etkiler. Hormonlar sadece kalıtım kökenlidir ifadesi yanlıştır. Hormonlar sadece çevresel kökenlidir ifadeleri yanlıştır. Hormonlar insan yaşam içerisinde sevgili arkadaşlarım bu sürecin insanın yönetebilme, unsurlarını kullanabilme, büyüyebilmesi, duygusal gelişimleri vesaire. İşte mesela bir pankreas işte bir şey salgılıyor, işte insülin salgılıyor. Bu olmazsa şeker hastası oluyorsun gibi. O yüzden bunlara dikkat ediyorsun. Mesela duygusal gelişim böbrek üstü bezleri ile meydana geliyor. İşte büyüme hormonları tiroid vesaire ile oluşuyor. Hipofiz bezi bütün her şeyin yönetimidir. Bir insan sinirli ya da sakinse tiroidlerin çalışmasıyla alakalı gibi detaylar vardır burada. Bu detayları da hem 7 iklim konu anlatım kitabımızda bulacaksınız hem de bu sürecin içerisinde sorularla karşılaşacaksınız arkadaşlarım. Evet. Atölyemizde bir şey daha bitirdik. O da nedir? Fiziksel gelişimin birinci aşaması olan doğum öncesini bitirdik. Daha işimiz bitmedi ama bir sonraki videomuzda fiziksel gelişimin ikinci aşamasına konuşacağız. Bebeklik diyeceğiz, ilk çocukluk, son çocukluk, ergenlik diyeceğiz de diyeceğiz. Neler var neler arkadaşlarım. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.